Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir fan inceleyeceğiz. Yeni aldım, kargosu şimdi geldi. Yani bizim kanalın konsepti bu zaten. Genel ürünü bir ay yatıp kalkıp incelemiyoruz. Geldiği gibi o heyecanla, bir o bilinmemezlikle inceliyoruz. Bizim konseptimiz bu. Sonradan vır vır yapmayın ha. Nasıl da kızıyorum ha. Şimdi bismillah deyip açalım arkadaşlar. Ben bunları atmıyorum. Bazen böyle patlatmak için şey yapıyoruz arkadaşlar. Stres için. Neyse, gereksiz bilgiyi de verdikten sonra fanımızı açtık. Ne kadar aldım? 30 liraya aldım. Gitti gidiyor üzerinden, kargo bedavaydı. İsteyenler için linki de aşağıda bırakırım. Bakmak isteyen bakar. Şimdi ürünün yanındaki özellikleri bir geldik. USB ile şarj olurmuş. İçinde lityum pil var galiba. Buna lan 18.650 miliamperlik batarya mı? Vay be. O kadar değildir, sallıyorlardır bunu. Şarj oluyormuş. Tamam, zaten buradan şarj, şu üç kısımdan şarj olduğunu anladık. Enerji verimliliği falan filan galiba, bir tane onlarla ilgili bir şey var. İşte dünya münya yeşil. Uzun süre kullanılabilirmiş bir şarjla. Güçlü rüzgar. Bakacağız, bu önemli. Yaz ayındayız. 40-45 derece sıcak oluyor. Bazen elektrik gidiyor arkadaşlar. Mecburen bunları kullanırız. Çünkü pencereyi de açtığımız zaman yine yanıyoruz. Biraz sıkıntılı bizler için. Burada da aynı özelliklerin uzun halleri yazıyor. Türkçe'ye çevirip yazacağım arkadaşlar. Videonun altında. Şimdi videoda uzun olmasın o kadar. Burada da aynı şeyler yazıyor arkadaşlar. Fazla da bir değişikliği yok. Ürünün markası portable fan, mini fan diye geçiyor. Burada da portatif multifonksiyon fan. Şarj edebilir fan. Fresh summer. Fresh neydi? Taze mi? Taze bir yaz mı artık? Temiz bir yaz mı? Ne demek istiyorsa. Bismillah diyerekten çıkartıyoruz. Ürün aldığım yere diyor ki aldığınız her şeyin yanında hediye verilir diyor da, bir hediye mediye görmedim. Demek ki beni unutmuşlar. Neyse, en azından kargosu bedavaya geldi. Şimdi arkadaşlar, ürünün boyutu böyle, çok da büyük bir şey değil. Hani şöyle elimi bırakayım. Elim kadar bir şey. Bir adet mikro USB şarj kablosu geliyor. Kaç santim? Bir 15-20 santim vardır arkadaşlar. Yani şöyle. Şimdi yere bırakayım. Siz kafanızda ölçün. Şimdi geldik fonksiyonlarına. Şimdi arkadaşlar, on tuşu bu. Shift yükseltme tuşu da bu. Kademeleri var. Bu şarj olma olayı burada. Kademeleri 1, 2, 3'e kadar kademesi var. Aktivasyon tuşu burada. Bu aktivasyon şöyle bir şeydi galiba. Basılı tuttuğumuz zaman şuradaki led'i yakıyor. Bir yerde bir led var. Onu da buluruz şimdi. Led'ini yakıyormuş arkadaşlar. Bakalım içindeki pili içinde mi? Buranın hakikaten dediği gibi var mı acaba? Arkadaşlar şöyle değişik bir pili var. Yani normal bildiğimiz piller gibi değil. Ters takılması biraz imkansız. Şurası artı, şurası eksi olacak şekilde arkadaşlar. Yay kısmı, artı kısmı. Yani bu piller normal kalem piller değil. Yani piyasada bulabilirsiniz ama normal piller gibi değil. Şöyle takarsınız arkadaşlar. Bunlar şarj edilebilir piller. Şarjı da USB ile. Bu USB'sini nereye takacağız? USB'sini de buraya takacakmışız. LED'i de buldum. LED'i de buradaymış. Şimdi test ederiz arkadaşlar. Zaten amacımız ürünleri tanıtıp test edebilmek. Bu bilgisizliğimiz ile. Arkadaşlar, giriş voltajı 5 volt. 0.5 ile 1 amper arasındaki güç. Yani siz bunu ya bir bilgisayarla ya da bir modemle şarj edin arkadaşlar. Yani herhangi bir USB çıkışıyla şarj edin. Adaptöre takmayın, bataryasını bozarsınız. Onu söyleyeyim sizlere. Çıkış voltajı, yani şu pilin verdiği çıkış voltajı arkadaşlar 5 ile 9 volt arasındaymış. Gücü ise, çıkış gücü ise 4,5 watt. Artık volt mu watt mı? Ben watt diye okuyorum bunu. Şu W watt diye okuyorum arkadaşlar. Yanlışsa siz düzeltin. Hakikaten pili 18.650 mahmış, miliampermiş diyeyim. 3,7 watt arkadaşlar. Bu işte model numarası mıdır, pilin gerçek gücü müdür bilmiyorum. Böyle yazmışlar her yerde. 10 yaşındaki küçük çocukların bunun yanında dolaşmasına izin vermeyin arkadaşlar. Parmakları içeri girebilirmiş ona göre. Yani küçük çocukların yanında böyle şeyleri kullanın ama hani parmağını sokmasın. Yani parmağı giriyorsa uzak tutun onu.
ona göre. Şimdi ne yapacağız? Pilimiz vardır büyük ihtimalle. Bir ürünü bir çalıştıralım. Bismillah diyerekten. Gayet güzel. Siz de bir dinleyin bu sesi. İkinci kademe. Evet arkadaşlar, kademeler her buna bastığımız zaman 1, 2, 3 diye gidiyor. Dördüncüye bastığımız zaman bu açılıyor. Beşinciyle feneri kapanıyor. Şimdi bir açalım. Şuna uzun basacağız. Buna da bastığımız zaman direktmen off konumuna geliyor arkadaşlar. Yeşil tuşa, on tuşuna basılı tuttuğumuz zaman yandı. Herhangi bir etkisi yok. Kırmızıya da çok basmanın LED'i yaktığı yok arkadaşlar. Buna da uzun bastığımız zaman zaten direktmen bu yanıyor. İkisine mi basalım? Yok, ikisine bastığımızda da herhangi bir şey yok. Direktmen uzun bastığım zaman devreye fan giriyor. Yani LED'i de böyle çok fazla bir şey değil ama kullanmak isteyenler kullanır. Şurada aktivasyon diyor. Neyin aktivasyonu işte, onu bir anlayabilsek keşke de. Herhangi bir yerinden bir şey fışkırmıyor zaten. Tamam, şimdi biz bunu bir şarj edelim arkadaşlar. Bakalım, belki de aktivasyon tuşunun şarjla bilgisi vardır. Bir powerbank getirelim, onu oraya takacağım. Evet, şu an şarjımız oluyor. Şarj olduğu zaman ise şurada bir kırmızı ışığı yanıyor arkadaşlar. Tekrardan bir aktivasyona basalım, uzun. Kısa basalım. Yok. Yani bu sadece kapatmaya yarıyor büyük ihtimalle. Ha, şarj ederken de kullanabilirsiniz. Evet, bu direkt kapatmaya yarıyor arkadaşlar. Aktivasyon yazıyor. Neyi aktif ettiğini ben de bilmiyorum. Sus olsun diye de yazmış olabilirler. Birazcık şarj olsun bakalım. Evet, buraya yanlış bir bilgilendirme yapmış olmayalım. Kırmızı tuşa uzun bastığımız zaman şarj göstergesinin, yani pilin ne kadar olduğunu gösteriyormuş. Basalım da herhangi bir, şurada bir değer yok ama şöyle bir şey vardı. Az önce kameraya yansıdığım bilmiyorum. Şuraya uzun bastığım zaman arkadaşlar şu birin içine iyi bakın. Bakın şurada basıyorum, bir yanıyor, yani yanlış bir anlaşılmaya mahal vermeyelim. Ürün açıklamasında şey yazıyor. Buna tam uzun bastığınızda LED'in yanması lazım diyor ama uzun bastığında LED yanmıyor. Direkt fan yanıyor. Sadece dördüncüde itibaren bu LED yanıyor. Bir kere bastığımda LED kapanıyor. Neyse, olan böyle, belki yanlış bir model olabilir ya da hani klasik taraf, herkes kopya yapıştır yapıyor ya aynı ürün. Bu ürün sadece bir yerde yok mesela. 50 tane firma üretiyor bunu. İşte birinde bu vardır mesela, basılı tuttuğun zaman LED yanıyordur. 40 tanesinde vardır, 10 tanesinde yoktur mesela. 10 tanesinden biri de bu olabilir. O yüzden kopya yapıştır şey etmişlerdir. Şimdi ürün temizlemek gerekirse, yani ürünün fanlarını falan nasıl temizler diyorsanız, şuradan iki tane vidası var. Şurada da bir, iki adet vidası var. Yani toplamda 4 adet vidası var. Bunları söküp şuradan yavaşça açıp fanınızı bir fırçayla ya da bir bez yardımıyla silebilirsiniz. Yani güzel, hoş bir ürün. İşte masanın yanında şöyle dursun, beni serinlesin yeter. Hani gerçekten sıcak o yüzden. Evet, ürünün incelemesi burada bitti arkadaşlar. Tekrar üzerinden geçecek olursak şuraya şu 3 kademeli hız ayarı arkadaşlar. 1, 2, 3'e geliyor. 3'ten sonra 4 geliyor. 4 olduğu zaman LED yakar. LED de burada. Bir daha bastığınız zaman, ya 5. basışta LED'i kapatır. Şu kırmızı tuş arkadaşlar aktivasyon tuşu diye belirtelim bunu. Off tuşu aslında. Bir kere yaktığınızda bastığınız zaman hemen off yapıyor. Basılı tuttuğunuz zaman charging kırmızı ışığı yanıyor. Yanında da bir yazıyor. Yani bataryanın içinde, pilin içinde bir kademelik şarj kalmış diyor. O neydi lan?
Bir bildirim geldi telefona da neyse. Evet, üründe arkasında gözlükler yine böyle. Yani video sonuna getirenler oluyor ya bazen. Kaçamazsınız. Evet, durum böyle arkadaşlar. Portable yeniden şarj edilebilir. Fan. Yani dilerseniz şu kabloyla şarj edebilirsiniz. Dilerseniz başka bir kablonuz varsa da onunla da şarj edebilirsiniz. Yani bunu kaybetmeniz çok mühim bir şey değil. Micro USB kablo. Yani piyasada Samsung şarj kablosu diye bilinen bir kabloyla şarj edebilirsiniz. Sıkıntı değildir o. Daha sonra belki eğer unutmazsam ya da ürün o zamana bozulmazsa ürünün uzun kullanım testi, onun kullanıcı deneyimini sizlere paylaşırım. İşte full şarjla kas ağrı götürüyor, kas ağrı da şarj oluyor gibi detaylara değinebilirim. Videoyu beğenin, kanala da abone olun. İsterseniz çanca tıklayın, tümüne değin. Kanaldaki videolardan haberiniz olsun en azından. Görüşürüz.